Herkese merhaba. Yaklaşık bir saat önce polen tuzağını açtım. Şimdi de kapattım. Polenimi alacağım. Bakalım ne kadar toplamış bizim arı. Bismillah. Oo, çok iyi. Maşallah. Çok iyi. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir verim bu. Bayağı iyi. Bunu bir 5-10 gün kadar tekrarlayacağım. Başka da yapmayacağım. Bal akımı yakın artık bu saatten sonra. Yavru atımı çok önemli değil. Çünkü bu saatten sonra doğacak olan yavru arılar bal akımına yetişmeyecek. Bu yüzden çok önemsemiyoruz şu an polen girişini. O yüzden toplayabilirim. Ondan başka bir konu var. Onu göstermek için bu videoyu çekiyorum aslında. Görebilirsek tabii. Polen tuzaklarının faydası olarak gösterebilecek miyim? Var mı? Ona bakıyorum. Şuralarda var mı? Yok. Sanırım yok. Bahsedebiliriz yine de. Arkadaşlar, bu zamanda polen toplamanızın bir faydası var tabii. Önce tabii polenin faydalarını saymak gerekir aslında. Biliyorsunuz ki faydaları saymakla bitmeyen bir ürün bu. Tam gıda sınıfına giren bir ürün polen. Yani bir insan sadece hiçbir şeye ihtiyaç duymadan sadece polenle beslenip yaşamını devam ettirebilecek bir durumda olur. Bütün vitaminleri barındıran bir madde, gıda maddesidir polen. Bu yüzden çok çok değerli bir gıda maddesi. Neyse ki sektörde biliyorsunuz çok yalancı ürünler var. Taklit edilen ürünler çok piyasada. Neyse ki bu polen taklit edilemez. Yani biliyorsunuz bu bir çiçeğin tozudur. Bunu imal etmek, üretmek mümkün değil. Tabii zaman ne gösterecek bilemeyiz ama inşallah üretememeye devam ederler. Onu geçtik. Asıl konumuza dönelim arıcılık olarak. Polen tuzaklarını kullanmanız, yani polen toplamanız sizin için ayrıca bir fayda sağlar. Bu da dışarıdan gelen arıların dışarıda gezdiği zaman, polen toplamaya çıktığı zaman ya da nektar toplamaya çıktığı zaman gezdiğinde dışarıdan varova getirebiliyor kovana. Bu da bizim için bir dezavantaj yaratır doğal olarak. Zaten dışarıdan gelen bir şey bu varova. Bunu da engellemiş olursunuz bu polen tuzaklarıyla. Arada bir açmanızda fayda var. Çünkü polen tuzakları biliyorsunuz tamamen bir arı boyutunda olan bir giriş deliği. Bu yüzden çok varova yükü varsa dışarıdan gelen, bunu engellemiş olursunuz. Takılır polen tuzaklarına. Bu da bizim için bir artı demektir. Ben kontrol ettim. Çok şükür herhangi bir varova göremedim. Çünkü biliyorsunuz videolarımı izleyenler bilir. Ben en son varova mücadelesi adı altında erkek yavru hasadı yapmıştım. Bu da çok verimli olmuştu. Verimli olduğuna inanıyorum. Varova yükünün minimuma düştüğüne inanıyorum. Zaten polen tuzağında da görmediğim için beni mutlu etti. Herkese tavsiye ediyorum bu durumu. Polen tuzağı, hani polen ihtiyacınız olmaz, olmayabilir. Ben toplamam, arı zayıflar gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama inanın bana avantajı daha fazladır. Zaten bal akımına yetişemeyecek arıların ana arının yumurta attığı sezonda toplarsanız sizin için daha faydalı olur. Yani bu bizim için zaten Hatay'da şu an
Yaklaşık 25 gün sonra bal akımı başlayacak. 20-25 gün sonra yaklaşık. Bu saatten sonra yavru atımı dursa bile benim için herhangi bir sorun olmaz. Hatta faydası olur çünkü arının topladığı nektarı harcamamış olur yavru arılar. Benim için yavru atımın durması daha faydalı olur. Yani bu durumda polen girişinin de engellenmesi, yavru atımının da bir nebze düşmesi demektir. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Uygulamanız artı bir getirisi olacağı için hiç düşünmeden uygulamanızı tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler.